Merhabalar. Merhabalar, selamlar, iyi akşamlar herkese. Pea Queen'le Kimdir'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hem ben hem de binlerce insan aylardır çok sevgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Twitch üzerinden buluşmamızı bekliyordu ve bugün şükürler olsun ki yan yanayız. Başkanım nasılsınız, iyi İyiyim, misiniz? teşekkür ederim. Her şeyden önce ben sana teşekkür Ne demek ediyorum. olur Beni böyle belki uzak olarak gördüğünüz ya da göremediğimiz gençlerle buluşturduğun Aa, için. olur mu hiç, olur mu hiç? Ya bu arada hiç uzak değilsiniz. Zaten bol bol konuşacağız aslında Yok bunları. yok. Tamam. Ben çok ufak bir Kimdir'in ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bölüm sizde ilk bölüm konuğusunuz. Kimdir alanlarında başarılı olan, yaptıkları işte başarılı olan insanlarla beraber gündelik hayatlarıyla alakalı, yaşantılarıyla alakalı sorular sorduğumuz, samimi sorulara samimi cevaplar aradığımız program aslında. Bir 40-45 dakika boyunca birlikte olacağız Tamam. başkanım. Öncelikle bu arada şunu duyurmak istiyorum. Bugünkü yayından elde edeceğimiz bütün gelirler Yeşilin Başkenti projesine Evet, aktarılacak. büyük bir yeşillendirme kampanyası başlıyor burada. İhtiyacımız var. Malum sık artık yani dengesi bozulunca iklim krizi yaşıyoruz. Örneğin şu anda Ankara kurak. Orta Anadolu'nun tümünün 15-20 yıl içerisinde kurak olmadığı çölleşme ihtimali var. Bu nedenle bir haber hepimiz bunu seyretmek yerine şeyler yapmamız lazım. Hep beraber ağaç dikeceğiz. Ben çok sevindim bu habere. Bu arada zaten chatte de sürekli olarak linkini görecekseniz, dilerseniz kendiniz bizzat link üzerinden gidip destekte bulunabilirsiniz. İsterseniz projene bir bakalım mı hep birlikte Bakalım, başkanım? tabii Tabii ki seyredip ben hemen bakalım. şöyle ayarlıyorum. Başka linklerimiz de var, onları daha sonra izleyeceğiz. Ama öncelikle Yeşil'in başkenti projesi nedir? Bir onu hep beraber izleyelim. Reklam filminden görelim. İsterseniz kulaklığı takabilirsiniz başkanım. İsterseniz duyabilirsiniz. Tamam, demiştim zaten. Tamam. Adı yok. Ne olsun istersin? Neredeyse bir asır oldu. Bu topraklarda Cumhuriyet'in fidanları inançla ekildi, bağımsızlık ile sulandı. Bugün Atatürk'ün önderliğinde ekilen Cumhuriyet'in ilk fidanları yeşerdi, büyüdü ve hala Ankara'nın en güzel yerinde bizleri selamlıyor. Bugün ise sıra bizde. Cumhuriyet'in başkenti artık hak ettiği renk ile anılacak. Doğayla iç içe bir Ankara için ilk aşamada 10 yeni fidanlıkta 100 bine yakın fidanı birlikte büyüteceğiz. Ankara'yı hep beraber Yeşil'in de başkenti yapacağız. Cumhuriyet olsun. Cumhuriyet çok güzel. Öncelikle ben Ankara'da doğmuş büyümüş birisi olarak gerçekten teşekkür etmek istiyorum başkanım. Çünkü yıllarca hep bizim de çevreden duyduğumuz, etraftan duyduğumuz şey hep Ankara'nın ne kadar gri olduğunu. Evet. Ankara'nın işte yeşillik alan olarak işte oturulacak çok fazla bir yerinin olmadığı. Bu aynı zamanda bence vatana da çok büyük. Ben o yüzden Evet. çok teşekkür etmek istiyorum size. Estağfurullah. Tabii nasıl başkent? Sıradan bir. Dolayısıyla 24 saat yaşanan bir kent oldu. Burada hazırlıklarımız vardı ama maalesef pandemi. Ben ülkemizin yani bu salgından bir an evvel kurtulmasını diliyorum. Ondan İnşallah. sonra da saati yaşayan canlı bir şehir için
Çalışacağız. İnşallah, inşallah. Başkanım, o zaman şimdi programda ben bugün normalde siz zaten çıktığınız bütün televizyon programlarında hep genel olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, hatta belediye binasındayız. Ama ben bugün eğer izniniz olursa Mansur Yavaş'a sormak istiyorum. Öncelikle neler yapar Mansur Yavaş birlik yaşantısında? Mesela tatile fırsat bulamadığınıza ben eminim, evet. Ama eğer bir fırsat bulabilirse ya da bir gün boş günü olur, neler yapmaktan ki? Çok boş günümüz olmuyor açıkçası. Şimdi hemen sokağa çıkma yasağı serbest bırakılmadığı zamanlarda cumartesi pazar belediyede çalışıyordum. Çünkü daha rahat çalışıyordum. Cumartesi pazarda. Tabii sokağa çıkma yasağı olunca burada birkaç personelimiz de daha verimli. Ama şimdi şey biter bitmez pandemi, artık hemen ilçeleri gezmeye başladım. Köyleri gezmeye başladım. En azından oralara gidip oraların problemlerini yerinde görmeyi. Şimdi tabii kafa dinliyoruz bu arada. olursa Ankara Gücü maçı, maça gidiyor. Maçları sıkı takip ediyorsunuz ama evet, ben dikkat ediyorum. Evet. Maçları takip ediyorum. Onun haricinde maalesef hayatımız bitti. Ailemle birlikte ne bir alışveriş merkezine gidebiliyorum, ne bir başka yere gidebiliyorum. Hatta spor dahi yapamaz hale geldik. Pandemi döneminden önce yapabiliyor muydunuz peki evet, en azından? Evet, ondan önce yapıyordum. Cumartesi pazar kendimizi erken saatte vakit ayırabiliyorduk ama da maalesef azaldı. Sağ olsun şimdi cep telefonları çıktı. Şimdi gittiğiniz yerde herkesin elinde bir cep telefonu, ne olur bir selfie. Tamam çekelim, ben de keyif alıyorum. Artık şöyle rahat bir lokantada bile oturma imkanı zor ortadan kalktı. Ama siz zaten artık böyle şey, hani belediye başkanından da öte biraz böyle şey gibi oldunuz. Bir fenomen haline geldi. Estağfurullah. Ya ben kendi görüşümü söylüyorum. Ben kendi ve etrafımın görüşünü söylüyorum. Tamam. Biraz daha öyle olmaya başladı. Peki başkanım, siz nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Bana en çok gelen sorulardan bir yani tanesi benim buydu. Benim çocukluğum tabii şöyle çalışarak geçirdik. Bizim gazete bayimiz vardı. Küçük bir büfemiz vardı. Evlere gazete dağıtırdık. Onun haricinde büfede beklerdik. Şimdi maalesef diyorum, gazetenin tatili yoktu. Sadece bayramların birinci günü çıkar, ikinci, üçüncü günü çıkmazdı. Sadece bir o günleri gitmezdik. Tabii hafta sonu çocuksunuz. Herkes cumartesi, pazar top oynamaya gidiyor. Biz gidiyoruz gazete bayisini beklemeye. Ama onun bana olumlu etkisi oldu. Oradaki bütün dergileri, gazeteleri reklamlarına kadar üçer, dörder defa okuyordum. Tekrar tabii onlardan aklımıza çok kalan şeyler oldu. Birçok konuda hayal kurmamızı sağladı. Çünkü hayal kurmayan insan bir şey yapamaz, hayal edemez. Dolayısıyla belki birçok çocuğun aksine çok şeyi okuyarak yetiştik. Hatta bir kısa bir anekdot anlatayım. Tabii ki. O zamanlarda Texas Comics gibi çizgi romanlar çok revaçta. Tabii son sayfası mutlaka merakla bırakılır. Önümüzdeki hafta tekrar alsınlar heyecanlı diye. Onu nasıl ayarlıyorlar? Mutlaka ayarlıyorlar. Ben de tabii gazeteler gelir gelmez gazeteleri açmak yerine önce onu açıyorum. İlkokul 2'ye 3'e gidiyor çocuksunuz. Tabi babam da kızıyor. Bir gün tam böyle gene biz paketleri açarken hocam geldi. Hocam hala sağ, ona uzun ömür diliyorum. Babam dedi ki, hocam dedi, ben bunu şikayet edeceğim sana dedi. Bu dedi şeytan kitapları okuyor dedi. Onları sevmezlerdi böyle. O da döndü dedi ki, Sadık Bey dedi, bir şey söyleyeyim mi? Bu yaşta çocuk bırak ne okursa okusun dedi. Tabi dünyalar benim oldu. Ne kadar güzel. Tabi bu iş biz üniversiteyi bitirinceye kadar devam etti. Daha sonra işte 1980'de babamı kaybettikten sonra annem rahmetli büfeyi beklemeye başladı. Başın sağ olsun. Sağ olun. İki ay onlar, annem beklerdi. Ben iki ay sınavlara giderdim. Sonra gelirdim. İki ay ben beklerdim. Tabii orada zaman geçmiyor. Öğleye kadar bir yoğunluk oluyor. Ondan sonra boş. Bolca okuma fırsatı buluyorduk. Ben onlardan çok şey kazandığıma eminim. Ne kadar güzel. Peki başkanım, bir şey soracağım. Bu siyasete olan ilginiz, alakanız, yani gazete bayisinde çalışan, aslında gazete bayisinde sürekli kitaplar okuyan eden bir çocuk. Yani o dönemlerde de aklınızda yine siyasi bir kariyer var mıydı, yoksa ya, bambaşka şeyler mi istiyordunuz? Kariyer olarak değil, sadece ülke sevgisi olarak siyasete ilgi duyduk. Ama ileride ille ben şunu olayım falan diye bir beklentimiz yoktu. Hiç yok. Çünkü o yıllardaki gençlerin hepsi beklentisiz olarak ülkesi için bir şey yapmaya çalışıyordu. Öyle bir kariyer planı
Zaten isteseniz de gerçekleştirilemezdi o zamanlar. Daha zordu galiba. Efendim? Daha zordu galiba. Zordu. O zamana göre biz gençlik, siyasetçiler şimdi bizim yaşımızdaydı, onlara kızardı. Ne işiniz var artık, gidin falan diye, torun sevin diye. Ya, haklılar aslında. Yok canım, estağfurullah. Olur mu hiç öyle şey? Peki başka bir şey sormak istiyorum. Diyelim ki şu anda bir, diyelim şu su bardağı sayesinde bir yudum su içeceksiniz ve o çocukluğunuza geri döneceksiniz. Böyle hiç değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Bak şunu yapma sakın ha, şunu etme dediğiniz bir anınız, bir olay yani var mı? Yani gene de ne olursa olsun ben işte kendi gazete büfemiz olduğu için babam da çok ses çıkartmazdı para harcamamıza. Ben birçok çocuk, benim yaşımdaki çocuğun, özellikle memur çocuklarının veya zengin çocuklarından daha farklı, hiç aşağı kalmayacak şekilde her istediğimizi aldık, gezdik, yaşadık yani bu boş zamanlarımızda. Onun için iyi arkadaşlıklar edindik. Hala futbol oynadığımız arkadaşlarımızla hala görüşüyoruz. Çok güzel. Arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Çünkü insan öyle sosyalleşiyor. İşte bir arkadaş grubuna dahil olduğunuz zaman o sizi sosyalleştiriyor. Öyle olmadığı zaman şimdi bakıyorum maalesef özellikle bu bilgisayar kullanımı, ellerimizdeki cep telefonları bizi yalnızlaştığını düşünüyorum. Bir yandan bütün dünyaya ulaşıyorsun. Bütün dünyayla görüşme imkanınız var. Ama birlikte yapmanız gereken çok şeyi yapmıyorsunuz artık. Ya şöyle diyebiliriz başkanım, hani biz sokağa çıkmıyoruz, evet. Ama internet üzerinden de biz de sonsuz ve sınırsız var, şey var yapabiliyoruz. Yani. Ya mesela bence, internetten müze bile gezebiliyorum şu an mesela arkadaşlarım. Olsun, gene de bence birebir dostluklar yaşanmışlar hepsinden daha güzel, daha farklı. Çok doğru söylüyor. O doğru tabii. Sonra biliyorsunuz ekran karşısında belki birçoğu çok sunnidir. Yani onun samimiyetini ekrandan veya işte herhangi bir şekilde bir isim arasına, nickname'in arkasına saklanır, ne olduğunu bilemezsiniz. Ama doğru, karşılıklı olduğunuz zaman bir defa asla o yapaylık dürüst olmak olmaz. Zorunda insan tabii, aslında tabii, karşılıklı tabii, olduğu tabii. Zaman. Doğru hissedersiniz. Yani nefes alışından evet. Ne yapıyor, ne ediyor, asla, yalan söylüyor evet. Mu, söylemiyor mu? Aynen. Tabii de daha kolay anlaşılır. Kendinizi hayatınız boyunca örnek aldığınız birisi var mı? Ya özel örnek aldığınız birisi yok. Tabii Atatürk'ün hayatını okuduğunuz zaman o günkü şartlarda ve üstelik ülkede birçok insan düşmanlarla birlikte sizi hal etmek için uğraşırken o çok büyük bir cesarettir. Tekrar ülkede yeni bir sistem kurmak, bir direniş örgütlemek son derece kötü, işte zor diyeyim. Çünkü o zamanlarda ikna edemiyorsunuz, iletişim şimdi gibi değil. Şimdi biz internetten bir mesaj atıyoruz, binlerce, yüz binlerce insan bunu okuyabiliyor. O zaman kime neyi anlatacaksınız? Herkes kulak dolgunluğu, ama iyi ama kötü dedikodularla gidiyor. Evet. Hatta onu söyleyince hemen aklıma geldi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında halk evleri kurulmuş. Buralarda tabii insanların sosyalleşmesi sağlanmış. Oranın yapılışı Atatürk döneminde başlıyor, Beypazarı'nda. Ben daha sonra orayı restore ettim. İsmet İnönü açmaya geliyor. Orada bir fotoğraf var. Yani pankart fotoğrafı var. Dedikodu yapma, spor yap. Çok ilginç bir şeydir. Evet. Güzelmiş. Bazılarının feyiz alması lazım. Hala devam ediyor yalnız dedikodu Türkiye'de maalesef. Evet, ne yazık ki bitebilen bir şey. Yani evet. Seviyor muyuz artık? Sebebi fakat nedir bilmiyorum ama. Bir şey söyleyeyim mi? Benim bir kızım var. Şu anda yurt dışında çalışıyor. Okurken WhatsApp'ına şunu yazmış. Dedikodu yoksa aramayın beni diyor. Demek ki güzel. Kızınızla çok şey. Yanlış bir evet. Numaram tanışırız evet, kendisiyle. Evet. Peki başkanım, az önce de zaten sosyal medyanın gücünden bahsettik. Yani bir buradan tweet atıyoruz ve her tarafa yayılabiliyor. Her şeyi dağıtabiliyoruz. Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya sosyal medya, ben şimdi 1994'ten beri bilgisayar kullanıyorum ve 1994 yılında internette sohbet odaları vardı. Elimizde cep telefonu, o zaman yeni çıkmıştı. Elimizde cep telefonu alıp belli bir sohbet odasına gelip işte sen şunu yaz, sen şunu yaz falan filan diye oradaki sohbet odalarının birilerini sözle sıkıştırırdık. Ama o zaman şunu görüyordum, tabii o zaman da gene böyle terör olayları vardı, PKK yeni ortaya çıkmıştı. O zamanlarda da tabii bu tartışmalar orada gidiyordu. Şunu gördüm ben, böyle isimsiz, sadece nickname'le girilen, sahte isimlerle girilen sohbet odalarında özellikle siyasi grupların birçoğunda insanların birbirine acımasızca hakaret ettiğini, küfür ettiğini gördüm. Aslında yüz yüze yapamayacağı şeyi perdenin arkasına saklanıp yaptı ve aslında Türkiye'de bizim kardeşlerimize bayağı halel getirdi, zarar verdi diye düşünüyorum. Şimdi bile
Sosyal medyada böyle herhangi bir şey, sabah günaydın yazsanız bir altına mutlaka kendisine hakaret yapman zorunluluğunu hisseden birileri oluyor. Tabii ki. Bu ruhsal bir bozukluk, başka bir şey değil. Ben sosyal medyanın şöyle kullanılmasından tarafıyım. Yani neden insanlar kendi isimleriyle girsin, özellikle belli konularda kendi ismiyle girsin ve eleştirisini o şekilde yapsın. Gizli gizli girip küfretmen falan, bunlar bize hiç yakışan şeyler değil. Asla onları da önermiyorum ama eleştiriyi sonuna kadar yapsın. Şimdi yine sosyal medyada işte bu tür davranışlar, böyle nickname'le, sahte isimlerle girmeler maalesef hep hakareti, ona karşı hakareti, işte herhangi bir tweetime ya sosyal medya mesajının altındaki hakaretleri, biz bunu hak etmiyoruz ki. Evet. Biz bunu daha güzel kullanabiliriz. Ben belediye başkanı olduktan sonra özellikle bir tane hemen hemen siyasi mesajım yoktur. Bir tane rakiplerimizi veya oy vermeyenleri inciten hiçbir şeyimiz yoktur. Ben artık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, sorumlu birisi olarak şöyle kullanmam lazım. Yarın kar yağacak, dikkat edin. Veya işte şu hastanın şöyle bir şeye ihtiyacı var. Gelin Ankara'da işte iyiliği yükseltelim, iyiliği bulaştıralım gibi bir sosyal medyayı sadece böyle kullanmamız gerekiyor. Çünkü çok sayıda takipçi var. İnsanları etkilemenin yolu bunu. İsterseniz kötü olarak da kullanabilirsiniz, isterseniz iyi olarak. Ben iyi kullanılması gerektiği kanaatindeyim ve şimdiye kadar da işte belediye başkanı olduktan sonra böyle benim eleştirebileceğim hiçbir Twitter'dan mesajım yoktur. Instagram'ı kendim takip edemiyorum. Sosyal medya ekibimiz Facebook'ta ikisini onlar takip ediyorlar. Şimdi ekibi genişletip altına yazanlara da İmkan olduğu kadar tek tek dönmek, bazı şeyleri izah etmek için çalışacağız. Çünkü şöyle bir sorumluluğumuz var. İnsanlar oradan ulaşmaya çalışıyor. İşte 153'ten ulaşmaya çalışıyor. Başkent Mobil'den ulaşmaya çalışıyor. Bana ulaşmak isteyenin mutlaka bir derdi var. Nüfus 6 milyon da olsa, 80 küsur milyon Türkiye'de olsa bir arayan birisinin bir derdine çare olmak insana mutluluk veriyor. Tabii zaman ki. Zaman böyle rahatsızlıkları ilgili bana mesaj atıp yönlendirdim, tedavisine yardımcı oldum. İnsanlar da oldu. Tabii ki gücümüzün yettiği kadar oldu. Yani aslında sizin söylediğiniz şey şu, sosyal medya büyük bir güç çok ve bunu iyi kullanmak bence lazım. Bence de. Yani insanlar şeyi çok karıştırıyor, çok özür dilerim lafınızı böldüm. İnsanlar şeyi çok karıştırıyorlar başkanım. Yani birisini eleştirmek ve birisine hakaret etmek. Keşke aradaki o ince çizgiyi bir görebilseler, aslında çok fazla şey değişecek. Valla işte biz belki de çok eski olduğumuzda ben bazen şöyle yapıyorum. Ben de hiç tahammül edemiyorum bazen. Şöyle, evet şöyle yapıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz kalın bir gözlük. Yani belli bir yaştan sonra işte biliyorsunuz görme problemi olur, oluyor. Olur öyle niye? Şeyin başına oturmuş bir fotoğraf başlıyor çakmaya böyle ağır ağır. Ben de özelden yazıyorum. Abi diyorum bak emekli olmuşsun ne güzel. Git konser, hacca git, ibadet et, iyi bir şeyler yapıcı olmasın. Ne diye bana sataşıp duruyorsun. Çünkü bana yazdığı şeyin ne ona faydası var, ne bir şey var. Kimseye bir hayır yok. Yerde günah giriyor. Ahir yaşından sonra Twitter'ı öğrenmiş. İşte oradan çatacak adam arıyor. Fenomen olmak istiyor. Evet falan. Doğru. Doğru söylüyorsunuz başkanım. Ben sizin bu sosyal medya sorusunu özellikle sormak istedim. Çünkü sosyal medyada çok seviliyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki sosyal medyanın büyük bir ağırlığını da gençler oluşturuyor. Sizce bu sevginin sebebi ne? Altında yatan neden ne? Yani ekibim de genç. Belki içimizde de bir genç ruh var. Ama en önemlisi şu. Tabii ki ben anlamaya çalışıyorum. Özellikle bizim yaş kuşağı olarak ulaşamayacağımız gençleri anlamaya çalışıyorum. Çünkü kendi çocuğuma da ben okurken zaman zaman tartışıyorduk. Nedir, ne istiyor? Yani bizimle çatıştığı konu nedir, anlaşamadığımız sorun konu nedir? Çünkü biz de zamanında babamızın yapma dediği şeyleri yaptık filan yani. Demek ki kuşaklar arasında bu mutlaka oluyor. Ama bizim bir şekilde bunları anlamamız lazım. Bunlar iş bekliyor, aş bekliyor, iyi bir eğitim bekliyor, iyi bir dünya bekliyor. Evet. Ve şöyle baktığınız zaman özellikle Z kuşağının birçoğu sanki siyasete hiç ilgisi yok gibi. Ama çok güzel takip ediyorlar. Çünkü benim şimdi torunum var bir tane, 5 yaşında. Allah bağışlasın. Sağ olun, cümlemizinkini 2 yaşından itibaren cep telefonu YouTube'a girmeye başladı. Yani böyle yetişen bir nesil var. Şimdi böyle bir yetişen nesille, teknolojiyle büyüyen bir nesille bizim aramızda dağlar kadar fark var. Hem bu teknoloji bağımlılığından nasıl kurtarmalıyız, kurtulmalıyız? Hem de bunu iyi yönde nasıl kullanmalıyız? Veya
Gençler zaten 8-10 yaşında bütün dünyayı tanıyarak, görerek, dünyada nelerin ne olduğunu bilerek yetişiyorlar. Dolayısıyla ona benim kalkıp öğüt vermem, şöyle yapma demem, böyle yapma demem hiçbir faydası yok. Benim söylediğimin mi doğru olduğunu, kendi yaptığının veya dünyada nelerin doğru olduğunu artık kendileri anlayabiliyorlar. O zaman gençleri serbest bırakmak lazım, Doğru. özgür bırakmak lazım ve bir şekilde onlarla iletişim kurmak lazım. Ben bu, böyle düşünüyorum. Yani iletişim kurmanın bir yolu. Zaman zaman hani chat diliyle geyik yapıyoruz. Evet, doğru. Gırgır şamata yapıyoruz, takılıyoruz. Yani kalesi kedimiz var filan Evet. yani. Yan yana götürüyoruz bunları. Çünkü mutlaka onların taleplerine bizim bir cevap vermemiz Ben bu konuda lazım. çok çabanızın olduğunu bizzat kendi Şöyle, şahit oldum. bu şekildeki nüfus 30-40 milyon şu anda en az. Yani 30 yaşın üstü daha şey ama bu ne olacak bu gençler? Nasıl yetişecek? Anlayamadığımız, iletişim kuramadığımız bir nesil geliyor. O zaman bizim bunlarla bir an evvel onları anlayıp iletişim kurmamız lazım. Bunu da bu yönde kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Başkanım, o zaman eğer hazırsanız ben size kulakta bir taktırıp Tamam. dedim ya çok seviliyorsunuz diye. Sağ olun. Bu Sağ olun. sevgisini böyle videolaştırmış bazı arkadaşlar var. Eğer izniniz olsa onlara sevgi göstermek istiyorum. Kulaklık yakıştı bu arada başkanım, onu da size ileteyim yani. Şöyle önce şununla başlayalım isterseniz. Bu var. Bir de başkanım, çok fazla meme olmuş olan bir şey var. Hem YouTube üzerinde hem başka yerlerde. Böyle nasıl söyleyeyim, işte bir insanın yolculuğunu anlatıyormuş gibi. Buna da Gangsta's Paradise deniyor. Bir de size onu izleteceğim eğer izin Peki. verirseniz. Bir de onu başlatıyorum. Ankara'da seçimlerden sonra devam eden belirsizlik bugün sona erdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş bugün mazbatasını alarak göreve başladı. Yani Ankara'da seçimi önde tamamlayan Mansur Yavaş bugün mazbatasını aldı, iş başı yaptı. Günü Peki Ankara'da ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da dedi ki işte tamam dedi, orada artık seçim bitmiştir ve resmen başkan değişikliği yaşandı. Mustafa Tuna gitti, yerine Mansur Yavaş geldi. Mansur Yavaş Ankara Adliyesi'ne geldi ve 31 Mart seçimlerinin sonrasında mazbatasını yetkili isimlerden aldı ve artık resmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu mazbatayı ben Ankaralılar adına alıyorum. Daha sonra Ankara'daki herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. İzliyorum, denk geliyorum tabii ki. Hoşunuza gidiyor mu peki? Ya özellikle iki tane en son iki yaşlı ablamızın konuşması vardı pazarda, soruyorlar işte. Bunlar da aynı şekilde memnuniyetini belirtiyor. Birisi soruyor yardım mı alıyor, yardım filan da almıyorum diyor. İşte tabii
Allah bu sevgiyi eksik etmesin, hiçbir zaman da kaybettirmesin. Bunu kaybettiğiniz zaman zaten siyaset yapmanın anlamı yok. O nedenle ben belediye başkanım esnasında hiç kimseye ayırmadan hizmet etmeye devam ediyorum. Söz vermiştim zaten, ben rahat ediyorum. Evet, yani, doğru. Gittiğiniz zaman herhangi birisi işte bir düşmanlık yapmıyor veya işte projeler aksasın diye uğraşmıyor. Bunu artık 2 yıl boyunca bütün icraatımızda gösterdik. Hiçbir Allah'ın kulu kalkıp işte siyasi nedenden dolayı veya oy vermedik diye bizi ayırıyor, bize hizmet etmiyor diyemez. Çünkü bizim kendi önceliklerimiz var. İnsan hayatı, insan sağlığı, eğitime verdiğimiz önem. Buralardan başlıyoruz. Tabii ki bazen rakiplerimize anlaşamıyoruz. Onlar şey zannediyorlar, hep, işte ne yaptım falan diye. Peki siz ne arıyorsunuz abi, Allah aşkına ne arıyorsunuz? Beton, gökdelen, bunlar önemli değil ki. İnsanlar hizmet ne yapıyor? Önemli. Onları evet, görün biz. Pandemi dönemi var. İnsanlar işlerini kaybetmiş. Yani bir yetimin başını okşamaktan daha güzel bir hareket var mı Allah aşkına? Yoksa asfaltı, karayolları yapar. Çevre Bakanlığı peyzajını işte güzelleştirmesi, Tarım Bakanlığı yapar yeşillendirmeyi. Suyu devlet su işleri akıtır. Belediye gerek yok ki. Belediye doğumundan ölümüne kadar insanların hizmetindedir. Dolayısıyla biz doğumundan ölümüne kadar her yönüyle insanların yanında olmalıyız. Özellikle pandemi döneminde bunu elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Muhtarlarla beraber yapmaya çalıştık. Mesela o günlerden kalan güzel bir mail, inşallah bir gün bulurum onu ararsam. Çünkü çok sayıda mail geliyor. Bir kızımız İstanbul'da okuyor. Bizim işte bu çalışmalarımızı gördükten sonra şöyle, herhalde sosyal medyadaydı. Ya dedi, ben dedi şu Ankara'da yapılanları görünce dedi, içimde şöyle bir his var dedi. Ben dedi Ankara'da gezerken Kızılay'a gitsem, orada ayağım takılsa, yere düşecek olsam sanki Mansur Yavaş'ı düşmeden tutup kurtaracak bir his var içimde dedi. İşte budur. Evet. İnsanları yaşatmak istediğimiz bu. Yaşadığı kentten mutlu olsunlar. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği kimse korkmadan gezsin Ankara'da. Mutlu olsun. İşte belediye başkanlığı budur. İnsanları mutlu etmek. İşte kırsal kalkınma projelerimizde onların zengin olması için çalışıyoruz. Çünkü pandeminin de pandemi çok fazla şeyi etkiledi ama tabii zaten. 300 bin özgeçmiş var. Binlerce insan her gün işte mail atıyor. Diyor ki benim annem hasta, babam hasta. Ben mecburen çalışmak durumundayım. Veya çocuklarım var filan gibi. Üzülüyoruz. Okudukça hepsine üzülüyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Umarım bir gün herkese yetebiliriz. İnşallah. Yani, hep inşallah, birlikte. İnşallah, inşallah. Peki başkanım, ben size bir başka soru daha sormak istiyorum. Diyelim ki 2021 senesinde bir gençsiniz. Nasıl bir yol haritası çizerdiniz kendinize? Çünkü biliyorsunuz ki şu anda dönemin çok popüler meslekleri var. Mesela sosyal medya fenomenliği, YouTube'da işte bir şeyler yapmak, Twitch yayıncısı olmak ya da ne bileyim yazılım okumak gibi. Evet, tabii ben 2021'i düşünebilmek için sizin yaşınızda olmam lazım. Çünkü Twitch'e girdik. Bir sürü siyasetçi, sanatçı hatta biliyorsun Twitch ne ya, ilk defa duyduk diyor. Dolayısıyla ben siz anlatın size, onlara başkanım. Onlara da öğretin. Zaten. Bu sayede onlar da öğreniyor. Yani dolayısıyla o yaşa inmeniz lazım. Ama şunu görebiliyorum. İyi eğitim aldı gençlerimiz. İyi yetiştiler. Hangi dalda okursa okusun dediğim gibi işte bilgisayarla büyüdüler. Dünyayı görerek büyüdüler. Ama bunların bir beklentisi var. Bunlar madem okuduk bizim bir şey yapmamız lazım ve üstelik çabuk zengin olmak istiyorlar, iyi para evet. kazanmak istiyorlar. Bu tabii herkesin talebi ve haklı bir talep, bu yadırganamaz. Ama sonra okul bittikten sonra geliyor bakıyor ki Türkiye'de böyle bir şey yok. Biraz önce bir muhtarımızı aradım, işte arayanlara dönmeye çalışıyorum. İşte benim çocuğum işe ihtiyacı var. Ne mezunu? Radyo televizyon mezunu. İşte gene gündüz bir talep geldi. Ne mezunu? Kamu yönetimi ve siyaset. Ya bunlar şey olarak söylemiyorum, bunlar meslek sayılmaz. Eğitime evet, ne mesleği olarak mesela ben burada nasıl istihdam edebilirim bunları? Edemiyorsunuz. Bunlar da okulu bitirdikten sonra ya biz niye böyle yaptık? Çünkü Türkiye'nin asıl ihtiyacı bugün daha çok teknik konularda inşaat mühendisi, makine mühendisi ya da teknikeri, elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi. Aslında işi öğreterek sanıyorum ki yani eğitimi vermek değil mi? Bence öyle yönelmesi lazım. Diğerlerinden de mutlaka ihtiyacı kadar işte kamu yönetimi, ihtiyacı kadar radyo, televizyon mutlaka olsun. Ama bence işte bu planlamayı yapılamadığı için 2021'deki çocuklar, gençler şunu söylüyorlar. Peki ben ne olacağım? Ya bu büyük bir risk Türkiye için.
Türkiye'den ben mesela ümidini kaybetmemesi lazım, yurt dışına gitmemesi lazım. Evet. Ama gidiyorlar, gidenlerin birçoğu da parlak beyinler. Çok, çok hem de. Orada arıyor, bana şimdi mesaj geliyor. Diyor ki vizeye yardımcı olabilir misiniz? İşte yurt dışına gideceğim, bana ne tür yardımlar yaparsın? Bunun yanında da burs alıp gidemeyenler var. Ufak tefek katkıları bekleyen var. Alıyorum, onları da duyurmaya çalışıyorum. Acaba bir hayırsever çıkar da çocuğun kurtulmasına diye yardımcı olur mu diye. Çünkü imkanlar da dar. Herkes aynı imkanlara sahip tabii değil. Ki. O nedenle ben açıkçası 2021'de yani elbette olmak isterdim ama ne düşünürdüm onu bilemiyorum. Anladım, anladım başkanım. Bu arada pek çok sorumun cevabını vermiş oldunuz aslında. Evet, benim de baya baya bir fazlasını. Siz az önce dediniz ki hani şimdikilerin biraz daha siyaset ilgisi olduğunu düşünmüyorum dediniz ama tam tersine. İlgililer. Çok ilgililer. Hatta çünkü biliyorsunuz ki evimizde de siyaset konuşuluyor, iş yerimizde de artık konuşuluyor. Hayatın her yerine girmiş durumda. Otobüs duraklarında da konuşuluyor. Ve pek çok genç arkadaş da o yüzden siyasete atılmak istiyor. Nasıl? Kastettiğim o değil aslında. Yani aktif siyasi hareketlerin içerisinde yer almıyor gibi duruyorlar. Ama aslında siyaseti ama çok güzel takip ediyor. Bizim yani bizim gibi derken siyasette uğraşanların yaptığı gibi 24 saatlerini siyasete ayırmıyorlar. Onu ayıracak vakitleri yok zaten. Başka şeylerle uğraşıyorlar. Zaten ayırmaları da doğru değil. Ama göz ucuyla da olsa çünkü sürekli internetteler. Orada yayınlanan mesela diyelim ki herhangi bir sosyal medyada sadece şeyler işte kendi arkadaşlarıyla görüşmüyor. O ara takip ettikleri haber siteleri veya başka tür programlar içerisinde o siyasi mesajları görüyorlar. Evet. Onları gördükleri için onların kanal sahibi olmaları çok daha kolay oluyor. Bir de onların birçoğu dil sahibi, dünyayı da izliyorlar. Tabii. Dünyada bizim hakkımızda söylenenleri izliyorlar. Dolayısıyla zamanı gelince de noktasını koyuyorlar. Evet. Ya peki diyelim ki de siyaset atın. Mesela siz Beypazarı'nda çok mütevazi bir ailede büyümüş bir insansınız aslında. Sizin yolculuğunuz nasıl başladı? Ben tabii avukatlık yapıyordum. Daha sonra işte 1994 yılında aday bulamadık. Aday bulamayınca kendim aday oldum. Evet, çok şanslı olsun o zaman. Yüksek oy almama rağmen 300 oyla kaybettim. Daha sonra artık dedik bunu bir daha deneyeceğiz. 1999 yılında tekrar aday oldum, seçildim. Ama seçilmeden önce bir pazar halkanımla mesela onu da Türkiye'de ilk yapan benim animasyonla yapacağım projelerin hepsinin nasıl olduğunu gözleriyle görecek şekilde yaptım. Hala internette duruyor bu arada evet. Ve hepsini de yapmışsınız evet, neredeyse. Evet, onun çok faydası oldu. Şöyle, insanların hayal etmesini sağlayıp çünkü broşür falan okumuyorlar. Ne tür bir şey yapacağımızı ortaya koyunca hep aynısını istediler. Biz dediler şunu istiyoruz. O talepte biz de yardımcı olduk ve Beypazarı'nda yaptığımız yerel kalkınma modeliyle en az 1500-2000 ailenin sadece turizmden para kazanmasına neden olduk. Ama şu tabii bir belediye başkanı için çok önemli. İnşallah Ankara'da da aynı şeyi yaparız. Daha önce tarlada çalışan veya kaymakamlıktan yardım alan kadınların kendi evinde yaptıkları yiyecekleri, ürünleri satıp para kazanmasını sağladık. Bunu yönlendirdik. Birçok konuda yardımcı olduk. Şimdi akşam tıklım tıklım turist geliyor. Ben seçimden önce söylemiştim. Bakın yarın öyle turist gelecek ki siz buralara giremeyeceksiniz diye bir hayal gibiydi ama gerçekten oldu, anons etmek durumunda kaldık. Çarşıya gelmeyin artık. Sokaklarda gezemiyorsunuz yani o öyle kalabalıklar. Ne kadar güzel ama yani şehir yaşadık. İçin. Ki Beypazarı çok küçük bir ilçe ilçesi evet, yani aslında. Şu anda Ankara. 50 bin nüfusu var. Oo, şimdi akşam vakti tabii bütün turistler gidiyor. Biz de o satış yapanlar arasında geziyoruz. Herhangi bir orada satış yapan Beypazarı bir kadına nasıldı diye soruyorum ben böyle. İyi miydi diyorum. İyiydi derken gözlerindeki mutluluğu gördüğün zaman dünyanın bütün serveti sizin olsa o kadar mutlu olmazsınız. Tabii. Çünkü bir insana yol göstermişsin, iyi para kazanmış, mutlu. İnşallah Ankara'da yapacağız da aynısını. İnşallah, inşallah yaparsınız umuyorum ki. O zaman ben gençler için sizden bir izlememiz için bir film istiyorum, öneri. Dinlememiz için mutlaka dinlemelisiniz dediğiniz bir müzik. Bir de mutlaka ama mutlaka okumalısınız dediğiniz bir kitap. Evet, ben Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaparken bana bir kitap geldi bir gün. Çünkü orada insanları yönlendirirken tek tek yönlendirdim. İşte kadına diyordum ki evinde yaptığın dolmayı satacaksın.
niye benden alsın ki diyordu. O zannediyor ki kendi yerinde yaptığı dolma Türkiye'nin her yerinde var. Onun farklı bir lezzet olduğunu bilmiyordu. Tek tek herkese sen şunu yap, sen pansiyonculuk yap diye yani tek tek ördük. Bu, şimdi ben bunu tabii gelen turistlere de anlatıyordum. Böyle böyle yapıyoruz diye. Sonra kar topu gibi gittikçe sayıları artmaya başladı, büyümeye başladı. Özellikle yani kadın egemenliğinde gitti, kadın işçi sahibi konusunda. Tabii biz bunu anlatınca bir gün elime bir kitap geldi Düzce'den. Bir mimar hanım, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nin diye bir kitap. Üzerine de yazmış. Ben bu kitabı okuduğumda sizi ona benzettim. Çünkü sıfırdan başlayan, sıfır turist varken neredeyse, turizmden sıfır para kazanan insan varken tek tek yönlendire orada bir şeyi başarıyorsunuz. Dolayısıyla o kitap benim çığırı açmıştı. Mutlu kalkmalısınız evet, dediğiniz bir tane kitap. Diyorum. İkincisi müzik olarak da gençlere şunu tavsiye edebilirim. Barış Manço'nun sadece müzik ritim olarak dinlemesinler. Özellikle sözlerini dinlesinler. Bugün çok ihtiyacımız olan ve gerçekten çok güzel mesajlar veren şarkıları var. Erken rahmetli oldu. Çok üzüldük. Evet. Hala da üzülüyoruz ama aynı keyifle dinliyoruz. Bence müziği dinlerken sadece ritim olarak değil, aynı zamanda sözleriyle de dinlemek lazım. Ki zaten sözleriyle çok anlamlı. Tabii ben yalnız ders şarkılarda evet, da hep o var. Ders çalışırken şöyle çalışıyordum. O zaman teyp vardı. 80'li yılların başında. Arka fonda hafif bir müzik, enstrümantal, yabancı müzik olurdu genellikle. Kafamızı hani karıştırmasın diye. Sabahlara kadar onları dinlerdik öyle fon müziği olarak. Şimdi Spotify'de şey açıldı, orada da... Orada listeniz var burada, playlistiniz var, evet. Evet, orada da benzer şarkıları hala dinliyorum ama söylediğim gibi müziği sadece böyle arka fonda değil, bence sözleriyle birlikte de değerlendirmek lazım. Ben izlemedim ama tavsiye edeceğim şeyde, filmde Yüzüklerin Efendisi. Neden tavsiye ediyorum? Dünyada gençleri, çocukları yetiştirirken öncelikle bunların hep hayal etmesini sağlamak lazım. İşte benim küçükken okuduğum Texas Tom McKiss kitapları, o tür çizgi filmler hep size hayal kurduruyor. Bundan sonra ne olabilir? Ve bakıyorsunuz, ertesi hafta tekrar bir hayal kuruyorsunuz. Şimdi mesela Beypazarı'nda yaptığınız projeyi kurarken bir hayal kurduk. Böyle böyle yapacağız, turist gelecek diye. Bunların zaten internette sözlü olarak o bıyıklı ve simsiyah saçlı halinde anlatıyorum insanlara. Orada var. Sonuçta bu gerçekleştirildi. Dolayısıyla o Yüzükler Efendisi filmi insanlara hayal kurduruyor. İnsan hayal kurmadı hiçbir şey yapamaz zaten. En önemli şey hayal kurmak ve özellikle eğitimde çocukların hayal kurmaya alışması çok öğütleniyor. Bunu da o nedenle hayal kurmaları açısından öneriyorum. Yüzüklerin Efendisi, tamam. Birazcık daha böyle, artık zaten ufak ufak son 5-6 sorumdayım başkanım. Biraz daha ufak ufak sizin hislerinizle alakalı konuşmak istiyorum aslında. Biliyoruz ki siyaset çok zorlu bir süreç, çok çetrefilli bir süreç. Tansiyonlar çok yükselebiliyor, alçalabiliyor. Böyle hiç şey dediğiniz oldu mu? Yani, ya hani... Keşke şunu hiç yapmasaydım ya da keşke ah şunu kaçırdım ben siyasi kariyerim yüzünden. Evet. Keşke o anları görebilseydim dediniz ve sizi üzen anlar var mı? Ya tabii ben bunu 2009'da bir pazarlık görevim bittikten sonra fark ettim. Çünkü ben 2004'te ikinci kez seçilince o gün akşam bir daha aday olmayacağım, artık mesleğime döneceğimi halka ilan ettim ve bunu sık sık tekrar ettim. 2009 yılı oldu. İşte Ankara'da gene aday olduk. Hiç aklımızda yoktu. Ondan sonra bir baktım, çocuklarım büyümüş. Halbuki ben 1999 yılından önce çocuklarım çok daha küçüktü. 20 Temmuz'da adli tatil başlardı. 20 Temmuz'da arabayı onları aldığımız gibi hemen deniz kenarı. O bir yılın yorgunluğunu onlarla beraber kudurarak böyle evet geçiriyorduk tatilimizi. Onlar da bayağı küçüklerdi o zaman. Sonra görev bitti. 7 yıl zaten hiç tatile gidemedik. Gece 12-1'de eve girip sabah 7'de tekrar giderdim. Çünkü siz Beypazarı'nı da çok sıfırdan aslında evet. Yani kurduğunuz gibi bir şey oldu. Gerçekten evet. Doğru bu arada. İşte çalışınca oluyor. Sonra baktık ki biz
kucaklayacak çocuk kalmamış, evlenecek yaşa gelmişler. Tabii geri alamıyorsunuz. Çıkıyor zamanı. Böyle değil mi kapıdan? Evet, geri alamıyorsun. Onun için hep bir böyle özellikle yeni seçilen belediye başkanları sık sık tembih ediyorum. Evinizi, ailenizi, çocuklarınızı ihmal etmeyin. Çünkü ne parayla ne bir başka şeyle, şanla, şöhretle, makamla geri alınabilecek şeyler İkamesi değil. İkamesi olmayan tek, evet, şey zaman çünkü. Mutlaka ve mutlaka herkese tavsiye ediyorum açıkçası. Peki eğer siyasetin içinde olmasaydım şöyle bir an yaşayamazdım ve çok mutlu hissetmiştim kendimi dediğiniz bir an var mı? Siyasetin çoktur herhalde. Olmadan mutlaka çoktur. Ama şimdi hangisi bir şey diyemiyorum şimdi. Daha şey mesela bile anlatmıştınız. Beypazarı'nda o sarma saran hanımefendinin. Tabii. İşte satışlar nasıl diye sorduğunuzda. Gözlerine baktığınızda gönlünüze mutluluk çok, bile yani. Çok şeyle karşılaştım onunla ilgili. Çok şükür yani çocuklarım nereye giderse gitsin bugüne kadar kötü sözle hiç hedef olmadılar. Benden dolayı olmadılar. Tam tersine güzel şeyler duydular. Bu bir babanın çocuklarına verebileceği, ailesine verebileceği en büyük mirastır bana göre. Allah herkese nasip etsin. Umarım, umarım. Çünkü itibar, zenginliği gibi bir zenginlik hiçbir dünyada yoktur. Çok paranız olabilir ama satılamayacağınız bir şeydir. Sokağa yani çıkamazsınız, korumasız gezemezsiniz falan. Öyle bir hayat istemiyorum. Umarım hiç de olmaz. Ben zaten seçimden önce söyledim. Eğer ben böyle olacaksam ben istemiyorum. Seçim kalsın. Beni bırakın. Aman 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 kalsın. Öyle bir hayatı arzu etmiyorum. Hiç öyle olacak gibi gözükmüyor. Umarım da hiçbir zaman olmaz zaten. Peki dedik yani siyaset stresli, insanı birazcık bazen yorabiliyor, belki de çok kötü günler geçiriyorsunuz ve yine de belediye binasına gelip hizmet vermeniz gerekiyor. Nasıl başa çıkıyorsunuz bunlarla? Şöyle yani alternatifi yok. Biz bir sorumluluk aldık. Ankara halkı bize büyük bir sorumluluk verdi. Üstelik 25 yıl devam eden bir yönetimden sonra verdi. Ve biz buraya seçimden önce gelirken hadi kirli siyaseti bir kenara bırakıyorum. Genellikle hep şöyle söylediler. Ya işte yönetemezler, yapamazlar. Bu sözlere muhatap olduk. Evet. Dolayısıyla biz bizden önce yapanların bir tık değil 10 tık üzerine çıkıp çok daha güzel şeyler yapmak zorundayız. Eleştirdiğimiz şeyleri yapmamak durumundayız. Onun için böyle yılmak, pes etmek gibi bir şeyimiz yok. Zaten öyle yılacak, pes edecek bir yapımız olsa buralara aday olmazdık zaten. Tabii. Korkmuyoruz o manada. Dolayısıyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben başarıdan tatmin olmuyorum. Yani yaptığımız bir şey diyelim ki Türkiye'de ilk defa yaptık. Ne güzel, bu bize öyle bir şey değil. Daha fazla. Son güne kadar bir fazla Ankara halkını memnun edecek. Ne varsa onu yapmayı. Yanlış giden ne varsa onu düzeltmeyi sonuna kadar götüreceğiz. Asla bir yılgınlık, korku, çekinme, bıkma diye bir şeyimiz yok. Bu arada Yeşil'in başkenti projesi için sadece 40 dakikada 20 bin küsür lira çok güzel. Proje için toplanmış. Onu da ben şimdiden o güzel haberi de vermiş tamam, olayım. Çok güzel. Başkanım şu anda kameranın arkasında çok fazla genç insan sizi izliyor. Yani ben ne kadar hatta dediğim gibi Twitch Türkiye rekorunu kırmışız zannediyorum ki. Bir kez daha sizi tebrik etmek istiyorum. Ben tebrik ediyorum sizi. O insanlara sizi çok etkileyen ya da sizin hayatınızda size kapılar açmış, yol açmış, belki de bazen karanlığa düştüğünüzde içinize ışık yayılmasını sağlamış bir söz, bir nasihat, bir şey varsa söylemek ister misiniz? Ya ben şunu tavsiye ederim. Yani biraz önce söylediğim gibi pes etmekle, yılmakla bir şey olmuyor. Ama çalışmadan sadece beklemekle de bir şey olmuyor. Mesela herhangi bir okulda okuyorsunuz. Eğer hayatta daha iyi gelir bekliyorsunuz, iyi bir yaşantı bekliyorsanız bir şey yapmanız lazım. Sınıfınızdaki arkadaşlardan bir tık üstte olmanız lazım. Bunun için nedir? İşte bir dil, iki dil, yüksek lisans, yapabildiğiniz kadar iyi çalışmanız lazım. Becerilerinizi artırmanız lazım. Yani mutlaka bir farklı bir şeyler yapmanız lazım. Yoksa hiç kimse kendi kendine oturduğu yerde birdenbire bir mucize beklemiyor. Ama çağımız da şöyle bir çağ. Gençlere şunu söylemek isterim, ne Facebook'u kuranların ne diğerlerini kuranlardan farkları yok. Ama düşünmeleri lazım, ben ne yapabilirim? Yani işte bunun için hayal kurmaları gerekiyor. Onun için ben ya ne yapalım artık biz bir yerde iş bulamıyoruz, işte bizim de kaderimiz bu. Hayır öyle bir şey yok. Etrafına baktıkları zaman sıfırdan bir şeyler başaran çok insan var. Yapabileceklerini düşünüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Mesela ben bundan 4 sene önce
Kütahya'da bir iş görüşmesine gittim ve iş görüşmesinde ben normalde iktisat mezunuyum. O zamanlar yüksek lisansımı yapıyordum, formasyonumu almıştım, bir sürü sertifikam vardı, artı bir bilgim vardı. Yalnız 15 yaşında gibisin, onu söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Başkanım siz de öyle. İkimiz öyleyiz bence. Peki, peki. Ve o iş görüşmesinde hani bana demişlerdi ki işte yerleri sileceksin, masaları sileceksin. İşte erkek elemanlara da sen hizmet edeceksin, erkekler kalkıp kendi kahvesini kendisi mi alsın? O gün çok ağlayarak eve gitmiştim ve bir web kamera aldım. Dedim ki ben oturacağım, oyun oynayacağım. İşte zaten bunalımdayım, depresyona girmişim, iş de bulamıyorum. Oturacağım dedim, oyun oynayacağım, insanlarla sohbet edeceğim. Bir kişi, iki kişi konuşurum. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yla yan yana oturuyorum. Yani şunu söylerken bile tüylerim diken diken oldu umarım. Ben şöyle de söyleyeyim, bizim işte benim kızım da iş bulamadığı için İngiltere'ye gitti, yurt dışına gitmek zorunda kalanlardan. Bir yıl kadar zorluk çekti. Ama o arada onlara moral vermek için bir şeyler söylemeniz lazım. Yardımcı olan da bir delikanlı var, Bora isminde. Konuşuyor, bir gün dedi ki çocuk, ben dedi ilk geldim de buraya dedi, çöp kovalarını yıkıyordum dedi akşamları. Şu andaki geliri çok güzel. Ama böyle başladım dedi. Evet. Yani dolayısıyla ben de kendi çocuklarıma böyle pes etmek yok. Mutlaka bir şeyler yapmak zorundasınız. Yapa 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 mutlaka bir gün önünüz açılır dedik. Şu anda ikisi de çalışıyor. İkisi de işinden mutlu. Ama dediğim gibi pes etse şimdiye döndülerdi. Tabii. Pes etmemek gerekiyor. Mutlaka gayret eden için bir imkan bulunuyor. Gayret eden için bir imkan bulunuyor olarak sözü evet. Alıyorum o zaman ben başkanım. Bir Twitch hesabı açtığınızı biliyoruz. Yakın zamanda Twitch yayınları yapmayı düşünüyor musunuz ve bunların içeriğinde neler bizi bekliyor, neler yayın olacak? Yaparsak şimdi sizin de yayın yapacağınız belli olunca çok sayıda delikanlı mesaj attılar birlikte yapalım diye. Ben herhalde bu işte ekmek yiyecek gibi. İnşallah başkanım ama bizi çok da geçmeyin lütfen. Tamam, tamam. Teşekkürler. Bunun sözünü aldım. İsterseniz kanal fragmanınızı da birlikte bir tamam. izleyelim, bir bakalım neler olacakmış yayınlarınızda. Şöyle geçiyorum. Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Durdurup bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Bu video çok büyük bir başarı bu arada. Yani gerçekten ben ilk izlediğimde yani yapan arkadaşı bulabilsem ben kendi YouTube kanalım için gerçekten evet. başkanım hemen almak istiyorum. Evet, ekibimizi tebrik ediyorum. Evet gerçekten. Ben de çok tebrik ben ediyorum. Ben çünkü böyle bir şey görmedim. Hatta bazı devlet adamlarına da gösterdim. Dedim ki 21 milyona yakın bir görüntülenme tweet. Sadece Twitter'da yine 6,5 milyon izlenme filan. Yani bu müthiş bir rakam. Evet. Ama sizin de katkınız çok. Ne olur mu hiç estağfurullah. Var. Ne? Şaka. Masaya çık tepin istersen. Beklemiyordum. Show yapmıyoruz. Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Sarı kazaklı berber arkadaşımızla o kadar çok telefon gelmiş ki bugün geldi. Sarı kazağı duruyormuş, sarı kazağı imzaladık bugün. Aa gerçekten evet. Ne kadar güzel. Başkanım! Artık ben de burada Twitch'teyim. Nerede çıktınız, hoş geldiniz. Siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandım. Buradayım. Buradayım! Tamam da niye oradasın? Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. İnanılmaz! Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'teyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Oğlum belediye izliyor, belediye! Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Ankara'yı diyorum, avucumun içi gibi bilirim. Yukarı ayrancıdan mısınız? Gençlerimiz ulaşım problemi yaşamasın diye 60 TL'ye 200 binişlik abonman kart uygulaması başlattık. Ve bu kartların sadece belediyenin toplu taşıma araçlarında değil, özel halk otobüslerinde ve özel toplu taşıma araçlarında kullanılmasını sağladık. Ankara beni bulsun. Dar gelirli öğrencilerimize ulaşım desteği sağladık. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne ekspres otobüs hattı hizmeti başlarken ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi'nde ücretsiz ring seferlerine başladık. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Sen de Ankaralısın. Öğrenci evleri için %50 indirimli su uygulamasını başlattık. Soğuk kış aylarında gençlerimiz üşümesin diye sıcak çorba ikramlarına başladık. Bedava ya.
10 numara. Tabii ya. Zorlu pandemi şartlarında öğrencilerimizin eğitimi sekteye uğramasın diye bine yakın köyümüze ücretsiz internet... Burada alın isterseniz başkanım. Ben size unutmuşum onu takın demeyi çok özür diliyorum. Olsun ben anlayabilirim. Siz duydunuz mu ama? Ya ben hayır ben hiç şey yapmamışım özür diliyorum. Ben ezberledim için bunu. Kusura bakmayın. Nasıl sağladın? Ankara'da. Ankara'da. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerimizin evlatlarına 3 ay boyunca ücretsiz 10'ar GB internet desteği sağladık. Ankara'mızdaki üniversite sınavına girecek olan 6521 evladımızın YKS ücretlerini ödedik. Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde bisiklet yollarımızı hizmete açtık. Fışkiye de kırmışlar. Medeniyet düşmanları. Fışkiye'yle ne istediniz? Üniversite sınavına giren öğrencilerimize ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sağladık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin birlikte oluşturalım. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar buradayım. Kim bilir belki birlikte oyun oynar. O beyefendi müthiş bir ama evet. Gerçekten. Birlikte karşılaşırız. Aslında sanıyorum ki Twitch üzerinden gençlerle buluşacaksınız. Yani evet, bunlar evet. Konuşma da olacak. Bilmiyorum ne kadar oyun olur ama. Oyun biraz zor evet. Ama ne zaman gençler isterseniz de, ben her zaman gelirim başka. Tamam, beni aramanız yeterli. Gençler de biraz zor onlar hep daima yenecekler. Sonuç belli. Aa olur. Olur mu hiç başkanım ben size öğretirim. PlayStation oynarız. PlayStation beraber peki, şey yapmış peki. Oluruz. Bakın şurada biraz önce tabii yayınlanırken aklıma geldi. Bugün kanunlarımızda böyle bir şey yok. Yani belediye kanununda yapacağımız bazı hizmetler yazılı değil. Ama pandemi ortamı olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı okulları kapatmış ve uzaktan eğitim veriyor. Uzaktan eğitim verirken birçok çocuktan mesaj geliyor. Annem vermiyor telefonunu, interneti bitiyor filan. Hemen karar alıyoruz. Sosyal yardım alanların çocuklarına 3 ay boyunca bu kapalı kaldığı EBA'ya erişim için 10'ar GB internet. O yetmiyor köylerin hepsinde, köylerde çünkü köylere de çok öğrenci gitti. Bu pandemiden dolayı şehirdeki kalabalıktan korkup köylere gidenler oldu. Orada durup da eğitimi takip etmek isteyen herkesi bütün köylere ücretsiz internet gibi birçok çalışmamız oldu. Şimdi çünkü artık internet... Mesela belediye kanunu yazılıyken bu durumda değildi. Ya biz Türkiye'deki gençler zaten evet. En büyük problemimiz internet evet, aslında. Evet 2005 yılında kanun, Büyükşehir Kanunu çıkarken böyle bir ortam yoktu. İnternet belki sadece işte yeni kullanılmaya başlamıştı cep telefonlarına falan ama bugün artık tam bir insan hakkı, ekmek su gibi hak olmaya başladı. Evet. İnternete erişim hakkı. Hemen biz devreye girdik. Hemen bu internet hizmetinden daha çok insanın yararlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Ve bu arada 20 küsur noktada başladı ücretsiz internet. İnşallah daha geniş alanlara da gidecek. Mesela bizim hiç aklımızda olmayan bir şey vardı. Köylerde biz özellikle öğrenciler için internet veriyoruz. Bir muhtar yazı yazmış ya biz diyor şey yapamıyorduk, ilaç yazdıramıyorduk doktora. Mesela bizim aklımızda olmayan alanlarda da kullanıldığı ortaya çıktı. Tabii. Bir diğer muhtar bizim köyde telefon hiçbir şekilde çekmiyor, yangın oluyor, bağırarak gidiyorduk. Şimdi şu anda evet internetten en azından işte arayabiliyoruz gibi. Artık bugün günlük hayatımızda her alanda kullandığımız internetin nasıl bir ihtiyaç olduğunu... Elon Musk biliyorsun şimdi uydudan vermeye çalışıyor. Versin. Versin neden versin? Hem neden de ücretsiz versin. Şöyle oldu. Pandemi ortamında maalesef biz alacaklarımızı erteledik belediye olarak. Kira alacaklarımızı erteledik, su parası alacaklarımızı erteledik. Türkiye'de bunu ertelemeyen bir kuruluşlardan bir tanesi de maalesef internet servis sağlayıcıları. Bunu hiç unutmuyorum.
Bunu her platformda, o zaman da Twitter'dan da eleştirdim. Gene eleştirmeye devam ediyorum. Biz de eleştiriyoruz. Böyle bir salgın ortamında, afet ortamında para düşünülmez. O parayı bir şekilde mutlaka kazanırsınız. Orada mesela şu öğrencilerin hepsine, öğrencilerin kaydı var. Hepsine ücretsiz internet verilemez miydi? Tabii ki. Verilebilirdi. Evet. Verilemeyecek yani bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Ben onu da bir duyurmak istedim açıkçası. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa sizi yani, dinliyorum. Sonrasında son bu, minik bir ricam olacak daha sonrasında sizden. Bu ilk yayınımız. Evet. İnşallah biz de alışacağız. Zaman içerisinde inşallah bu kanallardan da gençlerin fikirlerini almaya, onların bizden taleplerini sormaya çalışırız. Dediğim gibi mesela ben şimdi aklıma geldi, basın danışmanımız karşıda duruyor 3-4 defa YouTuber eğitimi için, aynı zamanda da müzikte kendini geliştirmek isteyen gençler için müzik stüdyosu kurmasını söylemiştim kayıt için. Hala yapmadı. Şimdi onu hatırladım. Belediyede değil mi başkanım? Evet, evet. Gençler... Yani umarım yapılır diyelim evet. O zaman. Yani yapılmaması bilmiyorum. Yani başkanımız benden bir şey, siz benim her yani şeyler çıkarsa inşallah gençlerden bu tür talepler gelirse onları da yerine getirmek başkanım çalışırız. Bu arada hem izleyicilerimden hem benden ben minik bir hediye getirmek istedim size. Bunu biz Türk Eğitim Gönülleri Vakfı bağış yayınında ben çizmiştim. Öyle mi? Evet. Kusura bakmayın hafif lekeleri var ama altında hani kim yazıyor? Bu da benim izleyicilerimin Gobit Ekmekler ve Peyonlar diye geçiyor. Çok teşekkür ederim. Size bunu hediye etmek istedim. Manevi bir şey olsun bunu istedim. Bunu eve götüreceğiz. Tabii ki. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. Tamam. İstediğiniz yere koyun başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben nereye koyayım? Sağ olun. Şöyle hemen uzattım. Manevi bir şey olması dedik. O zaman son kez sevgili başkanım kameraya bakarak o günkü duygunuzla hepimiz için son kez masaya çık tepin istersen der misiniz? Yani o günkü duyguda söyleyemeyebilirim. Ben sizi kızdırırım kenarda. Tamam, evet birisinin kızdırması lazım. Gene yapamayacağım. Öyle önlemini şöyle böyle. Yapamayacak mısınız başkanım? Yapamayacağım. Yok. Tamam. Çünkü çok tarzım değil aslında. Çok da evet sinirli değilsiniz işte aslında ama demek ki. Haklı olduğu anda işte bu tür tepkiler çıkıyor maalesef. Ama çok güzel oldu aslında o tepkiniz. Ya bilemiyorum. Bir kez daha çok teşekkür ederim katıldığınız için. İzleyen bu kadar fazla insana da çok çok teşekkürler etmek hepsine istiyorum. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ailelerime özellikle saygılarımı iletsinler. İnşallah sosyal medyadan veya bu tür platformlardan taleplerini iletsinler. Gerçekten anlamak istiyorum, duymak istiyorum. Bizim bu dünyayı görme şansımız hiç yok. Çünkü çocukların da belli bir yaşa geldi. Bunlar işte Z kuşağı denen daha genç kuşak. Dolayısıyla biz onları ne kadar çok anlarsak en azından belediye başkanlığı yaptığım dönemde onlar için daha güzel hizmetler vermeye çalışırız. Ve aslında bekledikleri tek şey de anlayış zaten evet, gençlerin. Evet. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Efendim hem Sayın Mansur Yavaş'ın yayınlarında hem benim yayınlarında hem başka yerlerde görüşmek dileğiyle katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiler olsun. Şöyle kapatıyorum.